Arkası Yarın. Katilin Ayak İzleri 3. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan John Dixon Kerr. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Doktor Nick'in büyüttüğü Brenda, Frank'le evlenmek üzeredir. Ancak Brenda'ya sevdalı olan genç avukat Hugh, genç kızı bu evlilikten vazgeçirmeye çalışmaktadır. Ama Brenda, Frank'in ölen amcasından kalan milyonlarca dolara sahip olmak için vasiyet gereği evlenmek zorunda olduğunu söyler. Bu arada eve bir polis dedektifi gelir ve Doktor Nick'e Frank'in kötü kişilerle arkadaşlık yaptığını, Brenda ile evlendiği takdirde genç kızı mutsuz bir geleceğin beklediğini söyleyerek ikaz eder. Gerçekten de Brenda ile evlenmeye hazırlanan Frank çok sağlam bir papuç değildir. Çok da güzel bir kızmış. Evet, evet, çirkin sayılmazmış. Zavallı, garibanın teki işte. Sana göre herkes zavallı zaten. Kim bilir ne derdi vardı ki canına kıymaya kalkışmış kızcağız. Tamam, tamam. Başlamayın ahlak dersi vermeye. Keşke geberseymiş şırfıntı. Şimdi bir de polis de başı derde girecek. Neden? Neden olacak? Bu ülkede intihara teşebbüs etmek kanun nezdinde suç sayılıyordu ondan. Öyle değil mi avukat bey? Evet, öyle. Frank, bakıyorum da kanunlarla ilgili bir sürü şey biliyorsun. Bu merak nereden geliyor sana? Ben böyle şeylerle ilgilenirim canım. Kanun kitaplarını karıştırmaktan zevk duyarım. Hı. Hem kanun dediğinizde aklıma bir oyun geldi bakın. Yağmur dininceye kadar boş oturacağımıza oyun oynayalım. Hı. Olur mu? Ne oyunuymuş bu? Cinayet oyunu. Hı. Cinayet oyunu mu? Evet. Herkes içinden mükemmel bir cinayetin nasıl işlenebileceğini düşünsün. Ve sırası geldikçe hikayesini anlatsın. Ama öyle polisiye romanlarda okuduğumuz cinayetleri anlatmak yok. Hakikaten cinayet işlemeyi düşünseniz bu işi nasıl yaparsınız onu anlatacaksınız. Mesela Hugh, senden başlayalım. Söyle bakalım sevgili avukat. Eğer sevmediğin birini ortadan kaldırmak istersen bunu nasıl yaparsın? Bunu gerçekten öğrenmek istiyor musun? Yok canım. Burada otururken canımız sıkılmasın diye istedim. Cinayet çok feci bir şey. Ben herhangi bir kimseyi öldürmek istesem mutlaka hava gazıyla zehirlemeye çalışırdım. Öldürmek istediğim insanı sarhoş edip mutfağa kilitlerdim. Ya peki senin kocan nasıl öldü Kitty? Normal bir ölümle hasta yatağında mı yoksa başka bir şekilde mi? Az önce anlattığım şekilde öldü. Önceleri polis benden şüphelendi. Ama elde beni suçlayacak herhangi bir delil olmadığı için serbest bıraktılar. Sizin eve bugün bir dedektifin geldiğini duyunca bayağı heyecanlandım. Acaba polis yeni bir ipucu mu buldu diye merak ettim. Kitty, doğru mu bu? Yani kocanın bu şekilde ölümü? Ay, siz resmen çocuksunuz. Bir ayna olsaydı da suratlarınızı gösterseydim. Korkudan gözleriniz fal taşı gibi açıldı. Şaka yaptım size, şaka. Ay. Yani doğru değil miydi anlattıkları? Tabii değildi ya, küçük budala. Kocam benden çok yaşlı, çok sevilen bir Kanadalıydı. Evde zatürreden öldü. Kocamdan hiç bahsetmedim. Çünkü kimseyi ilgilendirecek bir insan değildi. Fakat birazcık sizlere heyecanlandırmaktan da kendimi alamadım. Kusura bakmayın, sizleri korkuttum. Yok, ben senin şimdi doğru söylediğinden pek emin değilim. Az önce bakışların birden donuklaşıverdi. Bir tuhaflaştın sanki.
benim bir katil olduğumu zannediyorsan kendini korumalısın Frank. Sakın bir daha benimle sokağa falan çıkma. Ne yapacağım hiç belli olmaz. Ay, bu çocuk beni öldürecek. Şunun haline bakın. Gerçekten de beni katil zannediyor. Benim bir insanı öldürebileceğime sahiden inanıyor musun Frank? Bilemiyorum ama sen de bir daha bu şekilde konuşma Kitty. Neyin var senin Frank? Kitty bizi korkutmak için şaka yaptığını söyledi ya. Hiç doğru söylüyor. Senin bir şeye canın sıkılıyor Frank. Halinden belli. Aman hadi canım saçmalamayın. Yok yok. Ben senin bir şeye üzüldüğünden eminim. Buraya geldiğimizden beri senin bir şeye canın sıkılıyor. Bu cinayet laflarını da halin anlaşılmasın diye mahsus ortaya attın değil mi? Nedir derdin? Hadi çocuğum Kitty ablana söyle bakalım. Saçmalama Kitty. Benim derdim merdim yok. Burada kapalı kalmak psikolojinizi bozdu galiba. Ah canın isterse. Ben sana yardım etmek istiyordum. Peki senin neyin var Brenda? Dut yemiş bülbül gibi susuyorsun. Hadi şimdi de sen söyle. Cinayet işlemeye kalksan bu işi nasıl yapardın? Ben nasıl mükemmel bir cinayet işleneceğini gayet iyi biliyorum. Polis böyle bir cinayette katili asla bulamaz. Vay vay vay. Demek bizim küçük hanım nasıl mükemmel bir cinayet işleneceğini biliyormuş. Evet, bu metodu Kitty'nin de hatırlayacağını sanıyorum. Çünkü metodu asıl ortaya atan Nick. Nick'ten mi öğrendin? Peki ama nasıl olur da benim hiç haberim yok? Bizimle beraber oturmadığın, şehirde bir apartman dairesinde yatıp kalktığın için bilemezsin tabii. Geçen akşam Kitty ve birkaç hanım misafir daha vardı. Nick de aramızdaydı. O gece de yine böyle bir cinayet mevzu açıldı. Sonra ne oldu? Nick bize en kolay ve en mükemmel cinayetin nasıl işleneceğini anlattı. Çok basit olduğu için birçoklarının bunu akıl edemeyeceklerini de sözlerine ekledi. Hatırladın mı Kitty? Evet evet hatırladım. Hakikaten şeytanın bile hatırına getiremeyeceği cinsten bir şey. Fikri başkasından alman doğru değil ama yine de anlat bakalım. Neymiş bu mükemmel metot? Hayır, sakın anlatma Brenda. Sırlarımızı açığa vurmayalım. Herkes öğrenirse kıymeti kalmaz. Hem bu cinayet lafı da pek uzadı. Biraz da başka şeylerden konuşsak olmaz mı? Bu yakınlarda hiç sinemaya gittiniz mi? Ah şu kadınlar. Sizlerle uğraşılmaz. Bari sen bana hak ver Hugh. Sen ömründe hiç böyle bir şey gördün mü? Biz hanımları eğlendirmek için uğraşıp bir mevzu bulalım. Sonra onlar lafı değiştirmek için 40 dereden su getirsinler. Olacak şey mi bu canım? Sen ne dersin? Bana kalırsa konuyu değiştirmek daha doğru olacak Frank. Demek sen de onlardan tarafsın. Cinayet nazik bir konudur Frank. Bizim gibilerin bununla uğraşması pek doğru olmaz. Doktor Nick Young gibi işin esasını bilen biriyle biz rekabet edemeyiz. Of, burası da pek havasız kaldı. Kapıyı biraz açın da hava girsin. İki damla yağmurdan zarar gelmez. Yağmur durdu galiba. Ses çıkmıyor. Dışarı çıksak iyi olacak hadi. Evet kesilmiş. Neyse bu dertten de kurtulduk. Ama tenis kortu herhalde berbat olmuştur değil mi? Herhalde yani. Çamur içindedir. Şimdi güzel bir banyo yapmalı. Üstüne de meşrubat türü bir şeyler içip sofraya oturmalı. Bu akşam yemeğe kalamayacaksın diye üzülüyorum. Benim için fark etmez. Kendi evimde yerim. Öbür hizmetçiler izinli olduğu için sofraya Maria ile Brenda hizmet edecek. Yine de Maria ile nişanlımın yemeği çabucak hazırlayacaklarından eminim. Öyle değil mi Brenda? Merak etme Frank. Benim de karnım acıktı. Sofrayı hemen hazırlarım. Ben de gideyim artık. Akşamları yemeğimi erken yerim. Hadi çocuklar hoşça kalın. Sen beni evime bırakır mısın Frank? Ben peki peki. Olur bırakayım. Hadi çıkalım. Ah mis gibi toprak kokuyor. Yağmurdan sonraki bu kokuya bayılıyorum. Evet. 5 dakika sonra buradayım. Sakın bir yaramazlık yapmaya kalkışmayın. Sana gelince Hugh, bir daha görüşebileceğimizi hiç sanmıyorum. Bugün olanlardan sonra ben de görüşebileceğimizi sanmıyorum Frank. Eğer olanları unuttuğumu düşünüyorsan yanılıyorsun. Nick'e de bu olayı anlattıktan sonra bir daha senin bu eve ayak basabileceğine de ihtimal vermiyorum. Ya demek öyle. Evet öyle. Demek öfkeni içinde saklayıp bekletiyorsun ha? Ben öfkemi içimde tutsam da tutmasam da senin için hiçbir şey fark etmez. Brenda'nın sana karşı bir sevgi beslediğini zannetmiyorum. Onun için büyük ümitlere kapılma lütfen. Brenda vaktiyle annesinin parasızlık yüzünden ne büyük sıkıntılar çektiğini iyi biliyor.
Kendisi de aynı hataya düşmek istemez. Hadi Frank, eve geç kalıyorum. Tamam Kitty. Birazdan evde görüşürüz Brenda. Olur Frank. Yemeğimi yedikten sonra gelirim Brenda. Hugh, eğer beni bir parçacık seviyorsan bu akşam buraya gelme. Arabana bin ve uzaklaş buradan. Neden, ne oldu ki? Bu gece Nick'e Frank'le evlenmek istemediğimi söyleyeceğim. Ne? Sahi mi? Evet. Ama ben onlarla konuşurken senin evde olmanı istemiyorum. Brenda, gerçekten Frank'le evlenmekten vazgeçiyorsun öyle mi? Evet. Para için de olsa onunla yapamayacağımı anladım Hugh. Frank birlikte yaşanacak bir insan değil. Onunla evlenmekten vazgeçtiğine göre benimle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Teklifin hala geçerliyse kabul ediyorum canım. Kararımdan, isteğimden vazgeçmek. Sen deli misin? Şu anda seni arabama atıp kaçırmayı öyle istiyorum ki. İstiyorsan Doktor Nick Young'a Frank'le evlenmek istemediğini ben söyleyebilirim. Hayır. Ben söylerim. Sen bu işe karışma lütfen. Tamam tatlım. Nasıl istersen. Ben şimdi eve gidiyorum. Önce biraz düşüneceğim. Birdenbire kararımı açıklarsam beni soru yağmuruna tutarlar, şaşırırım. Yani ne diyeceğimi bilemem. Kararımı yemekten sonra açıklamaya niyetliyim. Bunda korkacak bir şey yok sevgilim. Her şeyi göze aldığımızı söyleyebilirsin, olur biter. Nihayet bir karar vermek senin de benim de hakkımız değil mi? Kimse buna karışamaz. Mesele senin sandığın kadar basit değil Hugh. Frank benden hoşlanıyor. Nick de beni küçük bir bebek gibi görüp ona göre davranıyor. İleride doğacak genç Nick Young'ın annesiyim diye benim üzerime titriyor. Bu kararım Nick'i çok etkileyecektir. Brenda, sen iyi değilsin. İstersen yemekten sonra geleyim, bana ihtiyacın olabilir. Peki, yemekten sonra gel. Ben de yemek bitince söyleyeceğim. Eğer Nick fazla öfkelenirse ben de seninle beraber şehre dönerim. Merak etme tatlım. Ne zaman gelmeni istersin? Saat 9:30'da gel. Tamam, 9:30'da buradayım. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Ne istediğini iyi düşündün mü? İsabetli bir karar verdiğinden emin misin? Evet. Ben kararımın isabetli olduğundan eminim. Şimdilik hoşça kal. Güle güle. 9:30'da gelirim. Hı hı. Bakalım kendine fazlaca güvenen Frank bu haberi nasıl karşılayacak? Keşke evde olsaydım da yüzünü görebilseydim. O da ne? Hay aksi, arabanın lastiği inmiş. Gelirken patlamış olmalı. Çaresiz yedek lastiği takacağım. Tamam. Sen git otur Brenda. Sen tenisteyken ben yemeği hazırladım. Sofrayı da kurdum. Sağ ol Maria. Nick nerede? Her zamanki gibi yemek öncesi odasında uyuyor. Frank Kitty'yi eve götürdü. Gelsin, Nick'i de uyandırır, yemeği yeriz. Sen yine eski porselenleri getirmeyi unuttun değil mi? Ay, hiç sorma. Dur, şimdi hemen gider getiririm. Vücudum bayağı hamlaşmış. Bir lastik değiştirdim, canım çıktı. Hayda. Yedek lastiğin de havası yenikmiş. Bir bu eksikti. Şişirmek lazım ama neyle? Pompa lazım. Tamam. Camlı köşkte görmüştüm. Hemen gidip o pompayı alayım. Yarım saat öncesine kadar Brenda'yı elimden aldığı için Frank'e kızıyordum. Şimdi ise ona gerçekten acıyorum. Brenda'nın kararının onun gururunu kıracağına eminim. Portun kapısı açık. Halbuki en son ben kendi elimle kapatmıştım. Bizden sonra biri mi girdi acaba korta? Kapatayım bari. O da ne? Kortun ortasında bir şey var. Biri mi yatıyor orada? Biri daha var. Yerde yatanın yanından kalktı, buraya geliyor. Brenda? Senin ne işin var burada? Ah Hugh, tam zamanında geldin. Çok çok kötü bir şey oldu. Büyük bir felaket. Sakin ol, tamam. Ne olduğunu anlat bana Brenda. Frank boğularak öldürülmüş. Ne? Frank öldürülmüş mü? Evet. Biri ipek bir atkıyla boğmuş onu.
Katilin Ayak İzleri adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.